LGS son tekrar kampımız başlıyor ve oh be. Bize bir sürü soru geldi Tonguç adım benim. Hangi kitapları kullanacağız, hangi kaynakları kullanacağız ve bu kampta nasıl işleyeceğiz konuları teker teker sana anlatacağım. Hocam son viraja giriyorum, her şeyi bitirmek istiyorum artık. Bir kere Tonguç adım benim, bir kere detaylı tekrarla başlıyoruz. Ardından hızlı tekrar yapıyoruz. Sonrasında kesin çıkacak sorular yapıyoruz. Ardından da zaten biliyorsun dünyanın en uzun ders canlı yayınları son zamanda artık sadece bizi dinleyerekten çat diye sınava giriyorsun ve başarılı oluyorsun. Ama peki ben burada hangi kaynakları... Çünkü neye göre çalışacağım hocam? Her iki günde bir mutlaka ödev kontrol derslerimiz olacak. Dolayısıyla neler yaptın, neler yapmadın beraber kontrol edeceğiz ve beraber başarıya koşacağız. Bir kere Tonguç abi hemen şöyle kitaplarımızı bir görmek için böyle bir geniş açıyla bir gelelim bakalım Tonguç'um. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. LGS tekrar kampımızda en önemli kaynağımız zaten biliyorsun ki son tekrar kitaplarımız. Kampın adı o zaten. Son tekrar kitaplarımızı kırmızı alanda yani hızlı tekrar kısmında kullanacağız. Son tekrar kitaplarımızı hemen tekrar sana göstermek istiyorum Tonguç abi benim. Son tekrar kitaplarımızda son 10'da 10 var. Son tekrar 10'da 10 dediğimiz şey İnkılap'tin İngilizce'nin tekrarlarını içeriyor. Ve burada yeni nesil sorularla İnkılap'tin İngilizce'yi bütün hepsini son tekrarımızı yapıyoruz. Ardından fen bilimleri son tekrar kitabımız var. Yine aynı şekilde kavramlar, haritalar ve benzeri burada sınavda %100 karşılaşacak kısımlarla beraber sınav sorusu kısımlarıyla beraber sınavda tam çıkacak nokta atış yapıyoruz. Zaten bunları son tekrarın mantığını herkes biliyor. Senelerdir bunu yapıyoruz. Son tekrar Türkçe'de Tonguç abim yine aynı şekilde yeni nesil yüzlerce soru var içinde ve aynı şekilde soru tiplerim var hocam. Sınav modellerinin nasıl çıkacağını teker teker sana anlatıyor ve sınava son dokunuşları yapman için mükemmel bir kaynak. Zaten ondan sonra biliyorsun. Son tekrar matematikte Tonguç abim. Önemlisi matematik. Zaten ya. hani birazcık daha yeni nesil dediğimiz beceri temelli soruları seninle hallediyoruz, hiç merak etme. Bunları bu kırmızı alanda yani hızlı son tekrar kısmında yapıyoruz. Zaten 6 günde bu bütün 4 tane kitabı da bitireceğiz seninle inşallah. Allah izin verirse diyoruz. Son tekrarı tamamladık. Son tekrardan dışında Tonguç adım benim tabii ki denemeler var. Denemeler çok önemli. Denemeler olarak 3 tane denememiz var Tonguç'um. Doz denemelerimiz var. Zaman kontrolünü sağlamanı sağlayacak. Sana anlatacağım şimdi. Geri sayım denemelerimiz var. Bir de Tonguç'um ana denemelerimiz var. Şimdi, ana. Aynen artık netler artıyor. Aslında bir açılım var. Gerçekten çok önemli bir açılım. Çünkü artık netlerimizi artırmamız gerekiyor. Burada 4 tane yeni nesil tam örnek sorulara göre ayarlanmış denemelerimiz var. Ardından 3 adet geri sayım denemelerimiz var. 3 adet geri sayım tam LGS denemesi. 3-2-1 bitir işi. Bak Tonguç abi bu daha yeni çıktı. Dolayısıyla Mayıs örnek sorularını bile Nisan örnek sorularını bile içinde barındırıyor. Yani örnek sorularla birebir benzerlik gösteriyor. O yüzden en güncellerden bir tanesi bu. Geri sayım denemesi zaten şu ana kadar binlerce öğrenci çözdü efsane ve hocam. Zaten çok memnunlar. Dozunsa mantığı Türkiye'de böyle bir şey yok. Neden diyeceksin? Çünkü 90 soruluk sınavı bir anda yapmak herkesin gerçekten zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşadığı bir şey. O yüzden de biz dedik ki aynı orantıda yani 9 soruluk sınav yapalım. Ya 9 soruluk sınav mı olur? Nasıl ya yani? Saçma sapan şey. Ama biz 90 soruyu 9 soruya sığdırdık. 2 tane Türkçe, bir tane İnkılap, bir tane dil, bir tane İngilizce. Herkes ilk başta nasıl olur öyle şey mi olur dediler. Ama çözenler bayıldı. Şu anda hastaneye kaldırmıyorlar. O kadar yani. O kadar sevdiler. Zaten herkesi yoruma yatabilirler. Çözenler de çözmeyen arkadaşlara yorum atsınlar. Nasıl olduğunu söylesinler. 18'lik, 36'lık 90'a doğru mu gidiyoruz hocam? 72'lik ve 90'lık denemelerimiz var. Zaten burada her birisini sizin için ödevlerimizi verdik. Mesela burada bir dozdan ödevimiz var. Ardından Tonguç abim burada bir dozdan ödevimiz var. Ve buradaki doz ödevimiz var. Ve bunların hepsini dozu bitireceğimiz bir sistem kurguladık. Merak etmeyin. Dozda da toplamda 12 tane deneme var. Ama tabii ki 9, 18, 36, 72 ve 90'lık denemelerimiz var. Bunlar deneme serimiz. Bunun denemeleri var mı hocam? Aynen. Denemelerinin sırasında Tonguç'um en önemli şey yeni çıktı daha. Normalde kota kitaplarımız vardı bizim Tonguç abim. Evet. Kota kitaplarımız vardı ve biz bunları dedik ki birinci dönem LGS konularını haline getirelim dedik. Hemen şöyle sana göstereyim. Yok da şunlara bakalım. Bunun içinde Tonguç abim benim toplamda 5 tane kitabımız var. Bak Türkçe. Eski kotalarla aynı Türkçe mı hocam? Türkçe kotası. Mesela birinci kota bak Türkçe kotalarında dikkat ettiysen şu andaki yeni sisteme yani birinci dönem konularına uyan 31 tane kotamız var Tonguç abim. Buradaki normalde eski Türkçe kotasından 31 tanesini çözebilirsin istersen. Veya matematik kotasında Tonguç abim. Matematik kotası kaça kadar geldi birinci hocam? Dönem konuları, bunlar koru denemeleri. Ne demek? Hemen sana göstermek istiyorum. Mesela çarpanlar ve katlarla alakalı sadece onunla alakalı konu denemesi çözmek ister misin? Evet ve hocam. Ve bu konuyu yeni nesil sorularla tamamen paramparça etmek ister misin? Edelim o zaman seninle beraber. Kota 1'de mesela sadece burada
10 soruluk matematik denemesi yaptık senin için. 10 soruluk matematik bir tane daha denemesi. Ve bu şekilde toplamda 21 tane kotayı bitirebilsin. Eskiden eski kota vardı. Bu eski kotalarla aynı Tonguç abi. Eski kotası olan arkadaşlar da buradakiler gibi sadece birinci dönem kotasına uyan eski kotası olan arkadaşlar için söylüyorum. 21 kotayı çözsünler. İlk eski 20... derken Şubat'ta aldım. Aynen. Yani. Tamam. İlk 21 kotayı çözsün yeterli. Dolayısıyla 22'den sonrasını çözmesinin LGS için gerek yok şu anda Tonguç abi benim. Dolayısıyla eski kotası olan arkadaşlar da bu şekilde almasın. Ve yeni kota setimizde yani kota deneme setimizde toplamda 5 kitabımız var. Burada çok enteresan bir şey de yaptık. Din kotası çok ince olduğu için böyle yaptık. Hop hop. Burası Oo. Din, burası inkılap. Burası din, burası inkılap şeklinde. Bu şekilde ters yüz kitap yaptık Tonguç abim. Din kotaları da burada. Dini de buradan çalışacaksın. Ve aynı şekilde fen, İngilizce, matematik ve Türkçe olmak üzere toplam 5 tane kitapla bunu hallediyorsun. O zaman süper bir şekilde kotalarla da konu denemelerini yapıyoruz. Burada da kotaları bu şekilde dağıttık Tonguç abi. Mesela hızlı tekrarda hem son tekrarı hem de kotaları hallediyoruz. Peki kotaları hallettikten sonra ne yapıyoruz? 6 adımda hızlı tekrar diye süper yepyeni bir kaynak yaptık senin için. Sadece herkes istediği için sadece bu sınava özel yaptık. Normalde bu sınavdan sonra bu kitap çöp olacak gidecek. Çünkü sadece birinci dönem konuları var. 6 adım hızlı tekrar et Tonguç'um. Aynı deneme mantığında bak burada birinci adım var, ikinci adım var, sonrasında üçüncü adım var, dördüncü adım var, beşinci adım var. Ve her birisinin içinde tüm dersler var. Yani birinci adımda Tonguç adım benim. Hemen sana şöyle göstermek istiyorum. Birinci adımın sonunda zaten adım değerlendirme kitapçığımız var. Burada görün doğru yanlış. Sınav gibi mi hocam bak, bunlarda? Birinci adımda Türkçe var, inkılap var, din var ve İngilizce var. Aynı sınav sıralaması. Sonra matematik geliyor, sonra fen geliyor. Sayısal oturum. Burada tabii ki matematik daha ağırlıklı olduğu için, birazcık daha kastığımız bir konu olduğu için 4 tane test koyduk. Mesela Türkçe'ye 3 tane test koyduk. İnkılap'a 2 tane test koyduk. Dine 1, İngilizce'ye 2 test koyduk. Herkesin zorlanmasına göre de konulara göre de mükemmel bir şekilde konuları bölüştürdük. Ve birinci dönemi hızlı bir şekilde zaten bu kitabı ister 6 adımı 3 günde bitirirsin. Yani günde 2 adım çözerek. Zaten biz sana şöyle bir program yaptık Tonguç abi. Burada mesela birinci adımı çözüyorsun. Sonra ikinci adım. Sonra üçüncü adım. Sonra dördüncü adım. Sonra beşinci adım. Sonra altıncı adımı çözüyorsun. Ama istersen ben kasacağım dersen de 2 yıldızlı bak ilk iki adımı çözüyorsun. Burada kırmızılarla çözüyorsun artık. Sonraki iki adımı 3 günde bitiriyorsun. Yani iki türlü bu programın içinde opsiyon var. Bunların ikisini de kullanabilirsin. Ve tabii ki zoru setimiz var. Soruya çok ihtiyacımız var. Bu dönemde günde 300 tane, günde 200 tane yeni nesil soru çözelim. Kesin sınavda muhteşem bir dereceye sahip olacağız. Zaten Tonguç abim hemen zoru setini biliyor arkadaşlarımız. Böyle göstereyim Tonguç abim. Bak burada zoru setimizde fen var. Ondan sonra 10'da 10 zoru bankası var. İnkılap İngilizce var içinde. Aynı zamanda Zoru Bankası var. Hocam matematik, Zoru Bankası çok zor diyorlar. Ve Türkçe var Tonguç abi. Bunlar aslında eski Zoru Bankalarıyla aynı. Mesela hemen şöyle göstermek istiyorum. Eski Zoru Bankası olan arkadaşlarımız da mesela birinci dönem Zoru Bankası bak kaçıncı teste kadar geliyor hemen göstermek istiyorum sana. Fende 35. teste kadar geliyor. Eski Zoru Bankası olan arkadaşlarımız fende 35. testi geçmesinler. Çünkü yani 36'yı çözmeyelim. Aynen. Buraya kadar konulardan sorumluyuz. İşte bunun gibi zaten hani eski Zoru Bankası olan arkadaşlar da bu kampta Zoru Bankası söylenen yerlerde kendine düşen görevleri yapabilirler. Bir günde bir kitap bitiriyoruz. Yani bu kitabı bir günde bitiriyoruz arkadaşlar. Aa ne kadar fazla öyle bir şey olur mu falan deme. Çünkü içinde toplamda Tonguç adım benim aslında hiç de öyle korkulur sayıda soru yok. İçinde soracak 192 tane soru var. Ama tabii yeni nesil soruları olduğu için bazı sorular tek sayfalık sorular olabiliyor. Birazcık zor uzun sorular olabiliyor. Ama zoru çok 192 soruyu yapabilirsin bence. Bir günde yapabilirsin. Bunları da hallettikten sonra soru ihtiyacımız da karşıladıktan sonra ne yapacağız Tonguç abim? Tabii ki tostlar var. Tostlar acayip önemli. Deli gibi tost özellikle bak tostları da bu şekilde dağıttık Tonguç abim. Hemen tostları burada var. Tostumuz 28 Mayıs'ta. Ondan sonra 30 Mayıs'ta var. 2 Haziran'da var. Ama bunlar olmazsa bunlar eğer kitapların yoksa ve alacağım zamana ihtiyacım var diyorsan zaten buraya koyduk. Bak 8 Haziran, 9 Haziran, 10 Haziran yani hızlı tekrar döneminde tostları bitiriyorsun. Merak etme. Tostlar da bu şekilde. Bana tostunu söyle sana bak, kim olduğunu söyle. Tost Türkçe matematik fen. Katsayısı 4 olan şeylerden oluşuyor. Dolayısıyla birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Hemen sana tostların mesela içinin bir tanesini göstermek istiyorum Tonguç abim. Hemen mesela şunu gösterelim. Üçüncü adımı gösterelim. Bak burada temel, orta ve sınav tarzı sorular. Temel, orta ve sınav tarzı sorular. Ve aynı şekilde matematikte de ilk başta temel sorular çözüyoruz. Sonra orta, sonra sınav tarzı sorularla zaten kendimizi sınava hazırlıyoruz. En iyi şekilde hazırlayıp hocam, en iyi yetenekleri yapıyoruz. Hocam bende taktikli ve dinamolar da vardı. Heh, bu bir sürü soru geldi bize bu arada. Acaba diğer kitapları olan arkadaşlar ne yapacak? Onlar yetim mi kalacak? Hayır öyle kalmayacak.
sonra şöyle söylemek istiyorum Tomuç'um. Dinamo'yu ver bakalım. Eğer Zoru Bankanız yoksa elinizde, eğer ve Dinamo Zoru Bankanız varsa, eğer çözmediyseniz hala duruyorsa, eski Dinamo Zoru Bankalarından da Tomuç'un dönemim birinci dönem konularına kadar olan konuları halledebilirsiniz. Mesela hemen size şöyle söylemek istiyorum. Fen'den zaten herkes konuları biliyor artık ama örnek olarak yapayım sana. Yeni nesil Fen Dinamo Zoru Bankası'ndan Tomuç'un benim test 49'un sonuna kadar yapabilirsiniz mesela. Buradaki konuları bildiğiniz için zaten Dinamo Soru Bankası'ndan veya Türkçeden de aynı şekilde matematikten de fenden de İngilizceden de tam Zoru Bankası'na denk gelen ödev kısımlarında Dinamo Soru Bankası'nı kullanabilirsiniz. Eğer Tonguç adım benim mesela taktikliği kullanacağım diyorsan ve çözmedim hala evet, bunları çözmek istiyorsan Zoru Bankası yerine zaten hepsinde yeni nesil sorular var bu arada. Zoru Bankası yerine mesela hemen sana söylemek istiyorum. Asitler bazlarının özellikleri diyelim. Asitler bazlarının özelliklerinde bak hemen burada asit bazının sonuna bitiyor zaten. Test 44'e kadar çözmeni istiyorum. Aynı onun gibi diğer derslerde de sen kendin mesela matematikte cebirsel ifadelerin sonuna kadar yapmalısın. Bu şekilde yani Zoru yerine yerine koyabileceğiniz kitaplar taktikli veya dinamo olabilir. Bundan olan arkadaşlar da ama bu yeni kitaplar alacağım hocam bu denemeleri. Ve tekrar söylüyorum. TOS denemelerinden, TOS'lardan çözeceğiz. TOS ilk 4 adımı çözeceğiz seninle beraber Tonguç abim. Zoru bankalarını çözeceğiz Tonguç abim seninle beraber. Aynı zamanda 6 adımla hızlı tekrar çok kitabımızı çözeceğiz. Çok iyi hocam bunu alıyorum. 6 adım zaten bütün hepsini tekrar ediyoruz. Bütün konuları tekrar etmiş oluyoruz. Aynı zamanda kota denemeleri, konu tarama denemelerini çözeceğiz Tonguç abim. Burada toplamda 5 tane kitabımız var. Bu 5 tane kitabı da daha yeni zaten birinci dönemini yaptırdık. Birinci dönemi hemen alabilirsin Tonguç mağazadan. Aynı zamanda denemeler olarak da doz denemeleri, 3 geri sayım denemeleri ve ana denemelerini çözeceğiz. Artık netler artıyor denemelerini çözeceğiz sonuç. İnşallah netlerimizi artıracağız. Ve yine son tekrar. Zaten Zoru setimizi söylemiştik. Zoru setimizin yanında son tekrar setimizde de zaten bunu herkes aldı neredeyse. Türkiye'deki yarısı hocam, aldı neredeyse. Hocam herhalde bütün soruları tutturacağız. Sınava gireceklerin yarısı neredeyse bu seti aldı gerçekten de. Ve bunlarla beraber muhteşem bir şekilde senle beraber muhteşem bir başarıya imza atacağız. Son bir ayda sınav kazanılır mı? Kazanılır mı? Evet kazanılır. Herkese bunu göstereceğiz. Ve tekrar söylüyorum. Sınav programımızda hemen kaç sana defa tekrar edeceğiz tüm konuları hocam. Hemen sana şöyle yapalım. Hemen şöyle birazcık odaklanalım Tonguç'um. 3 defa tekrar edeceğiz bütün konuları. Yani hemen sana şöyle göstermek istiyorum Tonguç'um benim. İlk başta detaylı son tekrar. Ardından Tonguç'um hızlı son tekrar yapacağız. Ardından kesin çıkacak soruları yapacağız. Bu bizim için taktik niyetinde geçiyor. Ardından da dünyanın en uzun canlılarıyla son artık şeyini atacağız. Cilasını atacağız. Yani ilk başta boyayacağız. Hocam sınavdan sonra tekrar yapacağız mı? Sınavdan sonra tekrar yapmayacağız artık. Sınavdan sonra tercih kısımları gelecek. Aa. Acaba hangi okulu seçelim? Acaba hangi okulu seçelim? Yaşımız olsaydınız fenlisiz mi isterdiniz Anadolu Lisesi'ni? Evladım ben senin yaşında olsaydım sınavdan en iyi sorucu alıp son bir ayda ondan sonra mı bakardınız? Aynen ondan sonra düşünürdüm. Çünkü ben de üniversite sınavına girerken ben de fen lisesi sınavına girerken eskiden öyle yaptım. Sınavdan sonra bu tarz şeyleri düşünmeye başladım. Mantıklı. Çünkü Tonguç'um odağımız sınav. Sınavı paramparça edeceğiz. Ya paramparça derken kötü manada değil. Yani iyi manada o soruları teker teker pat pat halledeceğiz, sileceğiz, yamultacağız soruları Tonguç'um. Onlar bizi asla yamultamayacak. LGS'den niye korkuyorsun? O senden korksun. LGS kork senden. LGS. Aynen kork benden LGS. Hocam LGS şey sorayım, son çok tekrar önemli kampımız hocam. Başlıyor. Hocam, hayırlı uğurlu olsun. Çok İnşallah soru. Bu zaman başlayacağız ama sen sonrasında da hemen ödevine başla. Evet soracağım. Senin yerim LGS pastasını dünyanın uzun canlıyla yapacak aynen. mısınız? Aynen. Burada iki tane pastamızı da keseceğiz. Zaten senin yerim LGS diyorum. Zaten Ramazan da bitti. Hepsini hadi bakalım. Hocam. Evet Ramazan bitti. Hadi bakalım. Şimdiden başarılar. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam.